Genel izleyici için uygundur. Günaydınlar efendim. İyi pazarlar. Ben Doktor Erol Vural. Ben Doktor Yasemin Arslan. İşimiz Sağlık Programında en güncel konular, merak edilen sorular ve değerli konuklarımızla programımız başlıyor. Stüdyodaki konuğumuz endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Aydoğan Aydoğdu. Hoş geldiniz. Ben hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Tüm izleyenlere de günaydınlar diyorum. Ee, acaba dünya obezite gününün amacı nedir diyerek başlayayım. Çünkü günümüzde obezite artık giderek artan bir oranda gözleniyor toplumda. Acaba bugünün e, toplum sağlığı açısından faydası olur mu? Nasıl düşünüyorsunuz? Günaydınlar. Tüm izleyenlere de günaydınlar demek istiyorum. Efendim şöyle, dünya obezite günü aslında çok kıymetli. Çünkü obezite dünyanın en önemli sağlık problemlerinden bir tanesi. Aynı şekilde ülkemiz için de çok ciddi bir problem. Bu noktada farkındalığı arttırmak için böyle bir günün planlanması son derece kıymetli bizim açımızdan. Aydoğan Hocam, obezite bir hastalık mıdır? Ve bunun tanısını tam olarak nasıl koyuyoruz? Obezite hem bir hastalıktır ki biz dünyada obeziteyi hastalık olan olarak kabul eden ilk ülkelerden bir tanesiyiz. Öte taraftan obezite birçok hastalığa da zemin hazırlayan bir hastalıktır tanıyı da ağırlıklı olarak biz vücut kitle indeksi dediğimiz bir formülasyonla koyuyoruz. Obezite bugün dünyadaki en önemli ölüm sebebi ve bunu nasıl yapıyor? Özellikle kalp damar hastalıklarını oluşturuyor, diyabeti oluşturuyor, kolesterol trigliserit yüksekliğini oluşturuyor, hipertansiyona sebep oluyor, solunum sistemi problemleri yapıyor, üreme sağlığını olumsuz olarak etkiliyor, sindirim sistemini olumsuz olarak etkiliyor, hakeza kemik eklem rahatsızlıkları yapıyor ve depresyonun da önemli bir sebebi. Bu noktada da hem ölümü arttırması anlamında hem diğer ölümü arttırmasa bile yaşam kalitesini ciddi anlamda olumsuz olarak etkilemesi olarak obezite çok ciddi bir problem. Yani aslında belki koronavirüsten bile tehlikeli ama. Kesinlikle. <laughs> koronavirüsten ölen hasta sayısından obeziteden ölen hasta sayısı aslında çok daha fazla. Evet, Değil mi? epidemik bir salgın obezite. Peki dünyada ve Türkiye'deki durumu nedir obezitenin? Her iki taraf için de son derece sıkıntılı. Dünyada özellikle 1970'ten günümüze kadar geçen sürede ki çok dünya tarihi düşünürseniz nokta bile sayılmayacak bir zaman diliminde obezite 3 kat artış göstermiş. Ülkemiz açısından da çok ciddi bir problem. Son 10 yılda obezitede çok ciddi bir artış var. Örneğin ülkemizde obez olan kişi oranı yüzde otuzun üzerinde. Yani her üç kişiden birisi obez veya şişman. Her dört kişiden 3'ü de ya obez ya da yüksek kilolu. Yani obezite için çok ciddi aday kişiden oluşuyor. Hal böyle olunca da ben poliklinikte normal kiloda birisini gördüğümde Diyorum ki sen çok şanslısın, dört kişiden birisin. Dört kişiden üçü riskli kişi bu anlamda. Ülkemiz bu konuda çok tedirgin ve Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu noktada uyardı. Ülkenizde obezite çok hızlı ilerliyor şeklinde tedbir alması yönünde. Avrupa'da da obezite anlamında Türkiye prevalansta yani sıklıktaki birinci ülke. Ve hem devlet kanalıyla yani Cumhurbaşkanlığı seviyesinde, Sağlık Bakanlığı'nın seviyesinde, Öte taraftan mensubu olduğum Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği'nin de katkılarıyla şu an Türkiye'de birçok noktadan obezite ile ilgili ciddi atılımlar var, planlar var, tedavi metotları var, mücadele metotları var ve bu ülkemiz için çok ciddi bir problem. Çocuklarda da endokrinolojik ve metabolik olarak fazla kilolu ve obez olma riski, olasılığı, rastlanma olasılığı nasıl ülkemizde, dünyada nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Erişkinlerde olduğu kadar değil ama çocuklarda da içinde bulunduğumuz süre ciddi bir problem var obezite konusunda. İlkokula giden veya okul çağındaki çocukların %10'u obez. %15'i yüksek kilolu. Yani baktığınızda %25'i her 4 çocuktan bir tanesi riskli grupta ya şişman ya da şişmanlık adayı. Sebep de malumunuz bir, çocuklar artık sokakta bizim eskiden oynadığımız kadar oynamıyorlar. Vakitlerin büyük bir çoğunluğunu evde geçiriyorlar. Onun dışında karbonhidratlı gıda seçeneği arttı ve bunlara ulaşmak çok kolaylaştı. Ucuz kıyasla. Bunların bir araya gelmesi, doğru beslenmeme, öte taraftan hareketsizlik çocuklarda da obeziteyi hızla arttırıyor. Yani gıda bolluğu ve aslında iPad'ler, tabletler gibi. Kesinlikle gıda bolluğu ama karbonhidrat türevi gıdaların gıda bolluğu, bolluğu hı hı. söz konusu burada. E, şimdi tabii Türkiye'de belki 50 ufaklı 5000'e yakın özel ve devlet hastanesi var. Her gün bunların aciline e, OBST ile direkt ve indirekt ilişkili binlerce acil geliyor. Binlerce ölüm oluyor ama Kesinlikle. çok e, tabii basın çok bunu e, gündeme getirmiyor. Sıradan olduğu evet. için belki kanıksandığı için. Ee, peki bu prevalans neden artıyor obeste de Dön Hocam? Ülkemizde özellikle beslenme ile ilgili bir sıkıntı söz konusu. Yani biz ülke olarak karbonhidrat özellikle de basit karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz. Yani ekmek, patates, pirinç, unlu mamuller, içine şeker atılarak üretilen gıdalar, türevi gıdaların tüketimi kıyasla çok fazla. Ve biz bir bunları ağırlıklı tükettiğimiz gibi haddinden de fazla yiyoruz. İhtiyacımızın daha üzerinde yiyoruz. Öte taraftan da hareket miktarı çok azaldı. Araç sayısının artışıyla beraber kişilerin hareket etmeleri, yürümeleri, spor yapmaları neredeyse çok düşük. Yüzde dörtler beşler civarında gibi rakamlar var. Hal böyle olunca da ülkemizde obezite prevalansı çok hızlı artış gösteriyor. Peki kişiler sizce kilolarını nasıl daha iyi yönetebilirler? Öncelikle burada farkında olmak çok kıymetli. Yani hekim boyutunda da bu çok kıymetli. Biraz önce dediğiniz gibi öte taraftan bu obeziteye sahip olan kişinin de farkındalığı çok önemli. Kişi farkında olduğu noktada mücadeleye başlıyor. Farkındalığı oluştuğunda buna çözüm aramaya başlıyor. Uygun yerleri bulabilirse de ciddi atılımlar yapıyor. Ama önemli olan ilk etapta bunun farkında olması kişinin bu çok kıymetli. Farkındalığı geliştirmemiz Bu noktada lazım. da sizlere de aslında yani medyaya çok ciddi görevler düşüyor. Çünkü medyada bu ne kadar sık telaffuz edilirse kişiler kendilerini sorgulamaya başlıyorlar bu noktada. Buzdağının altı daha tehlikeli değil mi Aydın hocam? Yani dışarıdan sadece fiziki bir hacim artışı var ama içeride işte hepatosteatozu, trigliserit kolesterol yüksekliği, kardiyovasküler hastalıklarda ciddi risk oluşturması. Peki birey farkına vardı çözüm yolunu buldu ve kilo vermeye başladı. Metabolizmada ne gibi değişiklikler oluyor? Aslında çok büyük rakamlar vermese bile dramatik farklar oluşuyor. Yani %5-7 kilo kaybı bile kişi de diyabet riskini yarı yarıya azaltıyor. Kalp damar hastalığı sağlığını ciddi anlamda iyi yönde etkiliyor. Kan basıncı örneğin her bir kilo azalmada 1 mm civa düşüyor. Yani 8 kilo verdi diyelim 100 48'den 140'a geriliyor veya 14.8'den daha çok öyle ifade ediyor. 14'e geriliyor. Kanser hastalıkları iyileşiyor. İnfertilite dediğimiz çocuk sahibi olamama durumunda dramatik iyilikler ortaya çıkıyor. %5-7 kilo kaybı kişilerde dramatik iyilikler oluşturuyor. %10 kilo kaybı uyku apnesi dediğimiz uykuda nefesin kesilmesini dramatik olarak iyileştiriyor. Yani küçük farklar aslında büyük sonuçları doğuruyor kilo verme konusunda. Vücut aslında normal e, seviyelerini yakalıyor her Kesinlikle. konuda. Kilo olunca bunlar haliyle tabii ki bozulmuş oluyor sonuçta. Kesinlikle ve kişilerin inanın hayat kalitesinde çok acayip büyük farklar ortaya çıkıyor. Kişi hayat kalitesini bir anda çok ileri taşıyor. Örneğin. Soruyorum hasta kilo vermiş olarak dönüyor. Diyor ne hissediyorsun? Bir zaman sonra çünkü gidip geldikçe daha yakınlaşıyorsunuz. Hastayı biliyorsunuz, sorguluyorsunuz. Diyor ki hasta bayan hasta örneğin. Hocam diyor ben diyor kuaförden randevu aldım diyor. O zamana kadar genç bir bayan halbuki hiç kuaföre gitmemiş veya uzun zamandır gitmemiş. Öte taraftan bir erkek hasta diyor ki ben diyor örneğin kalp sağlığını vesaire görmüyor. Cinsel anlamda diyor eskisine göre çok daha iyiyim diyor. Bu şekilde geri dönen hayat kalitesini iyileştiren de çok hasta var. Güveni yükseliyor Tabii. kendisine olan. Kıyafetine daha dikkat eder hale geliyor ve çevrenin de örneğin eşlerin de ilişkileri daha iyi noktaya taşınıyor. Önceden daha mesafeli duran eşler her iki taraf için de geçerli. Küre azaldıkça öbür tarafın açısından o güzellik veya cazibe de artıyor ve eşlerin ilişkisi de olumlu olarak değişiyor. Çok fark eden sadece... Sağlık anlamında değil hayat kalitesi anlamında da faktör Yaşam, ortaya kalitesi çıkıyor. Kalitesi artıyor. Tabii çok önemli. Biz çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim güzel çok davetiniz teşekkürler. için. Teşekkürler. Sağ olun. Stüdyomuzda kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı doçent doktor Serap Simavlı bulunuyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ederim. Toplumda çok merak edilen bir soruyla başlayalım size. Ee, i̇nfertilite ya da kısırlık nedir? E, eşlerin bir yıl düzenli korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamaması çocuk sahibi olamamasıdır. Peki düzenli bir beraberliğe rağmen herhangi bir çocuk sahibi olamadıkları hangi durumda yani ne kadar bir süre sonra size başvurmaları gerekiyor bu problemleri nedeniyle? E, kadın 35 yaşın altında ise ve öyküsünde gebeliğe engel olabilecek geçmişte geçirdiği bir cerrahi ya da enfeksiyon gibi durum yoksa bir yıl. 35 yaşın üzerinde ise eğer 6 ay içerisinde çocuk sahibi olunamıyorsa 40 yaşın üzerinde ise hiç beklemeden bize başvurmalarını istiyoruz. Kadınlar ve erkeklerde kısırlık nedenleri en sık rastlanan neler olabiliyor acaba Serap Hocam? Kadınlarla başlayalım isterseniz kadınlardaki en sık neden yumurtlama problemleridir bu yumurtanın kendisiyle veya hormonal uyarımı ile ilgili olabilir kadınlardaki ikinci sık neden tüplerle ilgili tüplerin tıkalı olması hasarlı olması veya şiş olması olabilir. Bir üçüncü neden de rahim ve rahim ağzı ile ilgili problemler. rahim ağzında geçirilmiş cerrahiler, polip gibi yer kaplayan lezyonlar veya rahim iç zarının inceliği, yapışıklığı, miyom gibi problemleri sebep oluyor. Erkeklerde ise spermle ilgili problemlerdir. Spermde sayı azda olabilir, hareketi azda olabilir ya da morfoloji dediğimiz yapısal problemler olabilmekte. Peki Serap Hocam, tüp bebek tedavisi çok güncel bir konu. Hı hı. Nedir zor bir tedavi midir süreç nasıl işliyor bu konuda bize aydınlatır mısınız? E, tabii e, bir haz hazırlık evresi var problemleri ortaya koyduktan hazırlık dönemini geçirdikten sonra kadının yumurtalıklarını e, ...uygun bir tedaviyle uyarıyoruz. Sonrasında e, hafif e, bir anestezi altında yumurtaları topluyoruz. Aynı gün erkekten alınan sperm örnek, e, örneğinde sperm birkaç yöntemden biriyle seçiliyor. İyi kalite M2 dediğimiz yumurtalarla e, sperm mikroenjeksiyon yöntemiyle laboratuvarda birleştiriliyor. Daha sonra birkaç gün bölünmesi sağlandıktan, e, gelişimi takip edildikten sonra rahime ağrısız kolay bir işlemle transfer ediliyor... Tedavi toplamda 15 gün kadar sürüyor. Transferi aynı anda yaptıysak aynı ay içerisinde bir 10 gün sonra da sonucu alıyoruz. Toplamda bir ayı geçmiyor. Evet çok güzel. Peki ilk başvurulacak yöntem acaba tüp bebek tedavisi midir sizce? Hayır kesinlikle değil. Her başvuran çifte direkt tüp bebek yapmıyoruz. Önce sorunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bazen küçük bir hormonal e, problemi düzeltmek bile gebeliği sağlayabiliyor. Kişi kadın özellikle oveste kilo vermesini sağlamak bile. Özellikle polikistik over ülkemizde çok yaygın ve polikistik overi olanlar genelde kilo problemi de var. Hayat tarzı değişiklikleriyle bile gebe kalabiliyor çiftlerimiz. E, onun dışında e, özellikle spermde hareket e, problemi varsa aşılama dediğimiz bir yöntem uygulayabiliyoruz. Bunlar daha doğal yöntemler. Tüm doğal yöntemle gebelik oluşmayacağını düşündüğümüz kişileri tüp bebek aşamasına geçiriyoruz. Peki Serap Hocam tedavi tüm tedaviler senkronize mi ilerliyor? Hepsini aynı anda mı yapmak gerekiyor? Yani basamak basamak ilerliyoruz genelde. Hani çifte göre karar veriyoruz. Her hastaya aynı tedaviyi de uygulayamıyoruz. O yüzden başta çifte iyi değerlendirmek çok önemli. Kişiye özel Kişide problem neyse onun üzerine gidiyor. Onu değerlendirmesini yapıyoruz. Merak edilen başka bir soru da acaba kullanılan bu ilaçlar kanser riski oluşturabilir mi? Bu ilaçlar 40 yılı aşkı bir süredir kullanılıyor. Ve tüm dünyada yapılan çalışmalarla da bilimsel araştırmalarda da kansere neden olmadığı belirtilmiş durumda. Artık biliniyor. Evet. Tamam. Peki Serap Hocam yumurtalık rezervi neden azalır? Özellikle sebebi nedir? Burada en önemli faktör yaş. Kadının yaşı zaten tüp bebekte başarıyı da etkileyen en önemli faktör. Özellikle 35 yaştan sonra rezerv ciddi azalmalara sebep olabiliyor. Bunun dışında kişi sigara kullanıyorsa maalesef yumurtalık rezervi daha erken azalıyor. Yumurtalıkta yer kaplayan kistik oluşumlar endometrioma çikolata ya da diğer adıyla çikolata kisti dediğimiz bir durum varsa over rezervi ciddi azalabiliyor. Bunun dışında kullanılan bazı ilaçlar da over rezervini azaltabiliyor maalesef. E, embriyo dondurmayı ne zaman e, kullanıyoruz? E, ne zaman gerekli oluyor? Bu e, birkaç şey için yapıyoruz. Mesela kişide polikistik over vardır, yumurtalıkları aşırı uyarılmıştır. Embriyolar aldıktan sonra o kişinin yumurtalıklarını bir dindendirmek, küçülmesini beklemek, hormon seviyelerinin normale indiğini görmek gerekir. Onun dışında vereceğimiz... Embriyonun dışında fazla iyi kalite embriyosu varsa kişinin onu da yedek olarak dondururuz. Bir üçüncü neden rahim iç zarı ince ise transfere uygun değilse yine embriyoyu dondurup daha sonraki e, ayda hazırlık yaparız. Bir dördüncü neden de genetik inceleme yapacaksak eğer embriyolara biz, e, kromozomal hastalıklar içinde ailede bilinen genetik hastalıklar içinde veyahut da daha önce tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları varsa e, çok ayrıntılı artık genetik incelemeler yapılabilmekte embriyonun sonucunu alıp sonraki ayda genelde transfer yapıyoruz. Bu durumlarda bir beşinci neden de havuz oluşturmak istersek. Tek seferde yeterli iyi kalite embriyomuz yoksa biriktirme dediğimiz pooling yapıyoruz. Yine embriyo donduruyoruz bu durumlarda. Evet. Peki başarıyı yükseltmek için yumurta ve spermin kalitesi nasıl daha artırılabilir? Artırılabilir mi? Evet artırılabiliyor. Nasıl? Kişi kiloluysa kilo vermesini öneriyoruz. Sigara, alkol kullanıyorsa bunları bırakmasını istiyoruz. Beslenme önerilerinde bulunuyoruz. Mesela çok fazla kırmızı et tüketiyorsa onu biraz azaltıp balık yemesini öneriyoruz haftada bir iki. Kısacası Akdeniz Ege usulü beslenmeye yönlendiriyoruz kişileri. Bunun dışında antioksidan dediğimiz vitamin takviyelerinde bulunarak bir miktar iyileşme sağlayabiliyoruz. Yani şeyin her yol Roma'ya çıkar dedi. Her yol obesteğe çıkıyor. Gene obeste burada da evet, karşımıza çok, çıktı. Evet. Çok önemli bizde. Özellikle sizde de çok önemli. Evet, evet. Peki ek yeni tedaviler var mı? Ee, bu konuda da bizi aydınlatır mısınız? Evet, tabii. Ee, standart tedavilerin dışında özellikle daha önce tüp bebek yapılmış başarısız sonuçlar alınmışsa kişileri daha ayrıntı değerlendirmeye başlıyoruz. Bu durumda işte kişinin bağışıklık sistemini inceleyip burada problem varsa onu gidermeye yönelik lenfosit aşısı yapabiliyoruz, e, intralipid tedavi uygulayabiliyoruz. E, i̇yi kalite embriyo elde edilmemişse e, e, gerekli ön hazırlıklarla vitamin mineral desteklerinde bulunabiliyoruz. E, oluşturduğumuz e, bir embriyo ya e, em solüsyonuna kalsiyum iyonofer ekleyebiliyoruz. Onun dışında rahim istarı ise onu gidermeye yönelik e, rahim içerisinde PRP uygulamaları yapabiliyoruz. Over e, yumurtalıkları zayıfsa, e, over kalitesi, oosit kalitesi kötüyse overe PRP işlemi yapabiliyoruz. Bunu biraz açabilir misiniz? Mesela PRP'yi e, ciltte e, biliyoruz ya da e, bazı diğer branşlarda ağrı tedavilerinde uygulandığını. Fakat yumurtalıklarda ya da over Diğerlerde PRP uygulaması nasıldır, ne gibi sonuçlar oluşturur? Evet, diğer branşlarda yıllardır uygulanan PRP bizde de yaklaşık iki yıldır ülkemizde de uygulanmakta. Bu rutin bir tedavi değil ama artık giderek yaygınlaşmaya başladı, sonuçlarını da almaya başladık. Doğru hani İlk başta e, hastaya e, doğru değerlendirmek gerekiyor. Her hasta aynı cevabı vermiyor bu işleme. Kısaca işlemin ne olduğunu anlatayım. Kişinin kendinin kanını alıyoruz. Plazmadan, plateletten zengin plazma kısmına ayırıyoruz. Tüp bebek işleminin tersini yapıyoruz. Dışarıdan bu hazırladığımız kendi e, trombositten zengin plazmasını her iki yumurtalığına belli noktalardan veriyoruz. Amacımız yumurtalıkta aktif olmayan yumurta hücrelerini uyandırmak, canlandırabilmek. Peki bunu hangi yöntemle veriyoruz? Yani, hani bir e, cerrahi müdahaleyle mi veriyoruz yoksa? E, yumurtaları topladığımız yöntemle aynı sistemi kullanıyoruz. Hani biz yumurta toplarken içeriden alıyoruz biz bunu e, op iğnesine dışarıdan veriyoruz küçük bir cerrahi işlem lokal anesteziyle de yapılabiliyor hafif bir sedasyonla da yapılabiliyor. Öncesinde bu tedaviyi yapmak sonuçları e, çok daha pozitif hale getiriyor mu? Çok daha Her hasta bari. için değil. Over rezervi azsa, oosit kalitesi problemli ise bu hastalarda iyi sonuçlar alıyoruz. PRP sonrası spontan gebelikler bile olabiliyor. Biz çok, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun teşekkürler. Stüdyodaki konuğumuz psikiyatrist, psikoterapist, sinir bilim uzmanı Doktor Yalçın Güzelhan. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Yasemin Hanım. E, toplumda son zamanda çok daha sık duymaya başladığımız panik bozukluk acaba nedir, ne anlama gelmektedir, ne anlamalıyız? Yasemin Hanım panik bozukluk ruh sağlığı sorunları içerisinde en sık görülen problemlerden bir tanesi. Nedir bu? Kişide zamandan ve yerden bağımsız olarak kendiliğinden ortaya çıkan kontrolünü kaybetme ve ölüm korkusu tablosuyla ortaya çıkan sıklıkla da bu ölüm korkusunu kalp krizine bağlandığı hı hı. ve böyle bir kaygının yaşandığı bir klinik tablo. Ve bu klinik tabloya sıklıkla da ağır otonomik belirtiler dediğimiz terleme, ağız kurulu, Uyuşma, karıncalanma, karın ağrısı, kalp çarpıntısı veyahut da nefes almada zorluk hava alır ama açlıktan dolayı havanın yetmediğini hisseder. Bu tablonun hepsinin birden ortaya çıktığı duruma biz panik bozukluk diyoruz. Yalçın Hocam panik bozukluğun sebebi nedir ve e, ciddi bir psikolojik rahatsızlık mıdır panik bozukluk? Erol Bey panik bozukluk... Rus sağlığı alanında önemli sorunlardan bir tanesi. Ve aslında bu rahatsızlığı psikolojik bir bozuklukmuş gibi adlandırıyoruz. Ama ben aynı zamanda moleküler neuroscience uzmanı olduğum için olaya biyolojik kökeniyle bakan birisiyim. Burada panik bozukluğun esas sebebi şu gördüğümüz bir beyin maketi ve e, tam birebir örtüşen bir maket normal bir beyinle. Dışarıdan baktığımızda bir beyin görüyoruz. Ama aslında bu beyni birazcık ayırdığımızda içinde bakın bir sürü başka karmaşık yapılar ortaya çıkıyor. Burada panik bozukluk aslında bir mide hastalığı, bir kalın bağırsak hastalığı, akciğer hastalığı gibi beynin derin yapılarında özellikle şu tabanda gördüğümüz tüm iç organların kontrol merkezi dediğimiz otonom sistem olarak adlandırdığımız hipotalamus bölgesiyle içerideki limbik yapıların yani o karmaşık yapılardaki bir takım kimyasal ve elektriksel düzeydeki bozukluklardan kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Şimdi dışarıdan baktığımızda tabii hiç kimse diğerinin beyin yapısını veyahut da ruhsal derinliğini görmüyor. Dışarıdan bakıyorsunuz kişi panik bozukluk geçiriyor. Bir anda başlayan ani bir ölüm korkusu, kalp krizi geçiriyor kaygısı veya kontrolünü kaybedip düşüp bayılacakmış korkusuyla ortaya çıkan bir rahatsızlık. O sırada beynin bu derin yapılarında moleküler düzeyde bir sürü elektriksel ve kimyasal normal gitmeyen bir takım olaylar yaşanıyor. İşte panik bozuklukla Esas sebep beynin bu iç organların kontrol merkezi dediğimiz hipotalamus olarak adlandırdığımız otonom sistemin merkeziyle beynin ön bölgesi bizi biz yapan frontal bölge deriz biz buraya ön bölgeye ki burada bunu başka bir görselle desteklersek şu resme baktığımızda beynin ön bölgesi bizim bütün psikolojik süreçlerimizin dayandığı bölge. Duygularımız karar alma süreçlerimiz, öfkemiz, mutluluğumuz, huzurumuz, irademiz, korkularımız hepsi bu ön bölgeyle. İşte panik bozukluğu olan insanlarda bu ön bölgedeki düşünceyle iç organların kontrol merkezi dediğimiz o otonom sistemin merkezi olan hipotalamus arasında bir takım elektriksel ve kimyasal Problemler yaşanıyor. Ee, sinir bilim uzmanısınız. Evet. Sinir bilim uzmanlığı nedir? Bunu bir açıklar mısınız? Ve bu panik bozuklukla bağlantısı var mıdır bu sinir bilim uzmanlığının? Yasemin Hanım, sinir bilim, moleküler neuroscience ki ben İstanbul hı hı. Üniversitesi DETAM, Deneysel Tıp Araştırma Merkezi'nde 3 yıl bunun masterını yapmış birisiyim. Ee, moleküler nöro nöroloji, beyin cerrahi, psikiyatri ve psikofarmakolojinin Tüm altyapısını içeren bir bilim dalı. Hı hı. Yani beynin moleküler biyolojisine makro ve mikro düzeyde hakim olan bir bilim alanı. Bu alan dıştan göründüğünde baktığınızda bir bina görürsünüz. İşte pencereleri olan, kapıları olan, bacası olan bir bina. Bu görünen psikiyatrinin klinik kısmı yani dışarıya servis yapılan kısmı. Neuroscience ise o binaların alt kanalizasyon sistemi, su, elektrik sistemi, internet sistemi alttaki bütün yapılardır. Burada önemli olan eğer siz görünenle görünmeyen o altyapıyı entegre edip de birlikte kullanaraktan psikiyatriye yaklaştığınızda başarı şansınız çok fazla artıyor. Hem teşhiste hem tedavide. Peki Yasin hocam panik bozuklukta en sık görülen belirtiler nelerdir ve en sık kimlerde görülür? Panik bozukluk genel olaraktan baktığımızda dünyanın her tarafında yüzde bir buçukla dört arasında e, genel görülme sıklığı var. Ama genel dünya popülasyonunun yüzde onu yaşamlarının herhangi bir noktasında herhangi bir anında bir defa da olsa panik Atak yaşıyor ama panik atakla panik bozukluk farklı tabii. Ee, en çok kadınlarda gözüküyor. Yaklaşık olaraktan erkeklerin iki kadı kadar fazla görülüyor kadınlarda. Başka rahatsızlıklarla karışıyor mu peki panik bozukluk, panik ataktan başka? Yasemin Hanım tabii ki panik bozukluk tanısı koymadan önce zaten biz ayrıcı tanıyı yapmak zorundayız. Burada en çok karşımıza çıkan yani diğer bedensel rahatsızlıklardan mesela tiroid problemleri, yani hipertroidi durumları, adrenal bez, böbrek üstü bezlerindeki problemlerden veya şeker hastalarında sıklıkla insülin kullananlarda hipoglisemi durumlarında e, bu panik bozuklukla karışabiliyor. Ani kan şekerinin düşmesiyle kişideki başlayan bir çarpıntı, terleme, baş dönmesi veyahut da adrenal bezde böbrek bezlerindeki herhangi bir problemden dolayı fazla adrenalin veya noradrenalin salınımıyla veya T3, T4'ün yani tiroid fonksiyonlarının, hormonlarının artmasıyla bunu görebiliyoruz. Yani bunları zaten biz hastanın görüşmesi sırasında ayrıcı tanımlarda dikkate alıyoruz. Ama bunlar birlikte de olabilir. Yani adam şeker hastasıdır ve hipoglisemiyi de sık sık yaşıyordur. Aynı zamanda parik bozukluktur. Hı hı. Veyahut da kişide başka bir rahatsızlık vardır. Bu rahatsızlık uzun sürdüğü için kronik rahatsızlıklarda, kanser vakalarında, diyabetlerde veya romatizmal rahatsızlıklarda eğer yıllar boyu sürünce kişinin direnci kırılıyor ve buna bağlı sekonder depresyon ve yatkınsa da panik bozukluk birlikte görülebiliyor. Altın Hocam peki tedavide neler yapıyoruz? Kişiye özel bir tedavi protokolümüz mü var? E, psikiyatrik hastalıklardaki tedaviyi terziliğe benzetiyorum. Yani ...kişiyle yaptığınız görüşmeden sonra ve onu, onu aldığınız izlenim bir süreçten sonra... ...o kişinin tanısını koyuyorsunuz ki bu sırada böyle bir MR çektireyim... ...kandidat tetiki yaptırayım, röntgen çektireyim gibi teknolojiye dayanmıyor. Doğrudan gözlemlerimiz ve anamnez ve o kişinin o sıradaki görüşme sırasındaki... ...duygulanımı, düşünceleri, davranışlarını değerlendiriyorsunuz. Burada bir terzi gibi... O hastayı gördüğünüzde önce psikofarmakolojik yani ilaç tedavisini oturtuyorsunuz. Yani bu kişide evet ben ona tedavi ilaç vereceğim ama birlikte bir kalp rahatsızlığı varsa, şekeri varsa, tansiyonu varsa onun kişiliğine uygun ve diğer eşlik eden hastalıklarına uygun önce ilacı seçiyoruz. İlaç olmazsa olmaz. Yani en önemli silahlarımızdan bir tanesi. Diğeri psikoterapi ama psikoterapinin de ilaçlar kadar çok fazla çeşitleri var. Ki panik bozuklukta bunlardan en önemlisi kognitif terapi dediğimiz bilişsel ve davranışçı terapi dünyanın her yerinde ilaçla birlikte en sık kullanılan tedavi aracıdır. Burada burada özellikle altını çiziyorum. Kişiye özeldir. O kişinin kişilik özellikleri, o kişinin eşlik eden başka bir bedensel rahatsızlığı, kültürü bunların hepsini göz önüne alıyorsunuz ve bir terzi gibi evet şu ilaçla birlikte şu terapileri kombine edersem bu hastada şu kadar süre içerisinde çok iyi sonuç alırım diyorsunuz. Burada tecrübe çok önemli ki benim hayatım 33. senemiz meslek hayatımda hepsinin ruhsal derinliğine kalbine yüreğine dokunuyorsunuz birey bir birey bir ve o mutfakta büyük bir deneyim sonucunda ancak Yıllar sonra o terziliği yani tedavi yaklaşımını yapabiliyorsunuz. Yani deneyim psikiyatride son derece önem arz ediyor. Tabii. Hikimlik Biz... zaten bir usta kalfa çırak ilişkisi evet, şeklinde evet, yükselinerek mersi. devam aynen, edilen bir aynen, aynen. tedavi aynen. yöntemi zaten. Biz çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Bize konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum her Bey. Bugün sıradaki konuğumuz doçent doktor İsa Özbay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür Hoş ederiz. Geldin. Teşekkür e, ederiz. Güncel konulardan biri. Herhalde kulak burun boğazın en güncel konusu. Rinoplasti nedir ve indikasyonları nedir hocam? Evet, rinoplasti dediğimiz işlem burun e, iskeletini oluşturan kıkırdak ve kemik yapıların cerrahi müdahalelerle e, şekillendirilmesi e, ve burun estetiği aslında burun dış görüntüsünün değiştirilmesi işlemi. Biz kimlere yapıyoruz? Burada yapma nedenimiz kozmetik nedenlerle olabilir. Yani kişi burun şeklini beğenmiyor olabilir. Burunun sırtında kemer, burun ucu düşüklüğü, burunda genişlik gibi. Burun şeklinde kozmetik nedenlerle yaptığımız gibi bazen fonksiyonel nedenlerle de yapabiliyoruz. Kişi geçmişte trafik kazası, darbe almış olabilir burnuna. Burunda şekil bozuklukları ve nefes alma sıkıntıları da beraber olabilir. Böyle durumda fonksiyonel olarak hem görüntüsünü değiştirmekle beraber kişiye fonksiyonel anlamda da burun estetiği yapabilmekteyiz. E, ameliyat öncesinde hasta doktor görüşmesi e, sanırım çok önemlidir. E, burun ameliyatı için durum nasıl? Ve ben genelde hastalarla en az iki görüşme yapıyorum. Kendi vücudunda işte elini ayağını beğenmeyebiliyor. Dolayısıyla e, algısal bir problem olduğu için, ufak kusurları da çok şiddetli algıladığı için Vücut dismorfik sendromu olanlarda bu ameliyatı önermiyoruz çünkü mutlu olmayacaklardır. Hı hı. Ya da bazı sistemik hastalıkları, kanama bozukluğu, yara iyileşme bozukluğu gibi sistemik hastalığı olup da bu cerrahiye uygun olmayan hasta gruplarına da yine önermiyoruz. Peki ise hocam yaşın ve beraberindeki metabolik hastalıkların bir önemi var mı mıynu evet. için? Yani yaşın önemi var. Bir defa kemik gelişimini tamamlamış olması gerekiyor. Burada bayanlarda 17, erkeklerde 18 yaşını doldurmuş olmayı e, önemsiyoruz e, ve aynı zamanda hani alt yaş grubu var belki üst yaş grubunda tam bir sınır yok ama yaşın ilerledikçe kozmetik anlamdaki başarının da azaldığını bilmek gerekiyor e, çünkü yaşın ilerlemesiyle beraber e, kolajen miktarında azalmalar ciltte kırışıklıkların olması ve içerideki kıkırdakların da yumuşadığını görmekteyiz hani her ne kadar üst yaş sınırı olmasa da e, daha gençlerde daha başarılı sonuçlar alındığını söyleyebiliriz. İçeride kuliste konuşurken de cilt üzerinde bahsetmiştiniz evet. ve cildin inceliğinin ya da kalınlığının bu ameliyat için önemli olduğundan evet. bahsetmiştiniz. Bunu bir açar mısınız? İzleyicilerimizden de bu konuyla ilgili bilgi evet. sahibi olmak isteyenler olabilir. Tabii ki. Yani şimdi şöyle hani bu işi aslında araştırıp merak edenlerin, merak edenler cildin önemini biliyorlar. Yani bana muayene koltuğuna ilk oturduğunda hocam cildin önemli biliyorum ama ben ince derili miyim kalın derili miyim lütfen bana söyler misiniz <laughs> diye söyleyenler var. E, hani ilk başta ne alaka niçin cilt önemli gibi görünebilir ama biz yaptığımız işlemleri iskelet üzerinde yapıyoruz. Yani burun iskelet üzerinde değişiklikler yapıyoruz. Cildi bir örtü gibi düşünelim ve üzerine o örtüyü seriyoruz. Bu örtünün ince ya da kalın olması alttaki iskeletteki değişiklikleri yansıtması açısından önemli. İnce deri alttaki iskeletteki her türlü detayı gösterebildiği gibi çok doğru. kalın deri de kalın bir örtü olduğu için alttaki yaptığınız değişiklikleri gizleyebilir. Ve her türlü detayı göstermeyebilir. Ve kalın derililerde güçlü bir iskelet esastır. Yani kalın deriye sahip bir insanın burnu çok fazla küçültülmemelidir. Çünkü küçültülmeye çalışıldığında o kalın deriyi alttaki küçük iskelet taşıyamayabilir. Dolayısıyla deri tipi hem kişinin nasıl bir burun ameliyatı yapılacağına karar vermedi hem iyileşme sürecinde çok önemlidir. Aynı zamanda ödemlenme açısından da farkları var. Kalın deriler daha çok ödemlenir ve daha geç Doğru. ödeme atarlar. İnce derilerde daha az ödemlenir, daha çabuk atarlar. Ben bunu sünger örneği veriyorum. Hani kalın bir sünger çok su tutar, geç salar. İnce bir sünger az su tutar, çabuk salar. Deri de bir sünger gibi. Dolayısıyla deri bizim için son derece önemli. Bir noktada elastikiyet, cilt elastikiyeti Burada kolajen miktarından zengin olması cildin yine başarıyı etkileyen bir faktör. Az önce de söylediğim gibi yaşın artmasıyla beraber kolajen miktarında azalmalar oluyor ve ciltte kırışıklıklar meydana geliyor. Cilt elastikiyetinin bozulması da ameliyatın kozmetik anlamda iyi bir sonuç elde etmesini engelleyen bir faktör olabilir. Yani cildine iyi bakan kişinin aslında burun Hı. ameliyatı neticesi de daha güzel bir şekilde ortaya Kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle öyle. Özellikle kollejen açısından çok Hı -hı. haklısınız. Ama incelik kalınlık açısından o biraz genetik Hı -hı. yapısal. Yani onu çok değiştiremezler. Peki İsa Hocam peyzo tekniği ya da ultrasonik Hı. burun estetiği nedir? Bu konuda bizi biraz aydınlatır Şimdi burada yumuşak dokuda, kıkırdak üzerinde yaptığımız işlemlerde aslında bir değişiklik yok. Burada kemik üzerinde şekillendirmede ...bir esas o söylediğimiz teknik. E, kemik üzerinde keskiler, çekişlerle eskiden daha çok hani yapılırdı ve e, yumuşak doku travmasına bağlı çok ciddi morluklar, şişlikler... ...işte insanların gözlerinde ciddi şekilde morarmalar görmekteydik. Pezo tekniği esas olarak ultrasonik ses dalgalarını kullanarak çıplak kemik dokusu üzerinde şekillendirme yapıyor. Dolayısıyla yumuşak dokuya daha az hasar verdiği için daha az morluk, daha az ödem ve daha hızlı bir iyileşme dönemi görmekteyiz. Ben de piezo tekniğini kullandıktan sonra hastalarımın konforunda ciddi bir artış gördüm ve iyileşme sürecinde bir hızlanma gördüğümü söyleyebilirim. Peki e, morluklar, ağrı, e, tamponlar bunlardan bahsedince insanları korkutan unsurlar bunlar. Evet, evet. E, bu konuda biraz daha bilgi verebilir misiniz? Bu benim en çok soru aldığım e, bana işte ameliyat olmak isteyen ya da çevrende muayeneye gelenlerden en sık soru aldığım şey korku. İnsanlar bazen size güvene de biliyor, olmak da istiyor, sonuçlarınız da biliyor ama korkusunu yenemeyebiliyor. E, burada e, morluk dediğim gibi piezo tekniğiyle aza indirgendi hiç olmuyor iddiasında değiliz. Çünkü cildi kaldırdığımızda sızan kanlar da göz altında birikebiliyor ama e, travmatik olmadığı için daha hızlı geçtiğini söyleyebilirim. Ödem sürecine gelince e, ödem süreci oluyor. E, o kaçınılmaz bir şey. Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın e, ödem sürecimiz var. E, ağrı ağrı da pezo tekniğiyle daha aza indirgendi. Çünkü e, ciddi bir travma verilmediği için Ağrılarımız ilk bir gün, iki gün olsa da devam eden günlerde hastaları ağrı kesici kullanmadığını söylüyorlar. Artık eskisi kadar çok ağrılı, korkulan bir ameliyat olmadığını söyleyebilirim. Bu ameliyatı olurken aynı zamanda nefes alma daha rahatlayabiliyor mu? Bu problemleri de çözüm olabiliyor mu? Evet. Evet, özellikle nefes alma konusuna da önemli bir konu çünkü özellikle fonksiyonel yaptığımız hastalarda fonksiyonel rinoplastide burunda nefes alma problemleri de oluyor hastalarda. Onların zaten bize birinci geliş nedeni ben nefes alayım hı hı. öncelikleri o oluyor. Ama kozmetik nedenlerle gelenlerde her ne kadar nefes alma öncelikleri olmasa da biz her şekilde eğrilik varsa burun içerisinde deviyasyon dediğimiz. Kıkırdak kerilikleri, burun etlerinde şişme, büyüme varsa bunlara da müdahale ederek daha rahat, daha konforlu nefes almalarını sağlıyoruz. Yani e, primer amaç e, solunumu rahatlatmak. Solunumu rahatlatmak e, fonksiyonel olmak isteyenlerde primer amaç bu oluyor ama kozmetik nedenlerle olmak isteyenlerin e, bazılarında hiç nefes alma problemi ol, olmayabiliyor. Onlar e, görselliğin değişmesini istiyorlar. Ee, ama e, özellikle nefes alma problemleri olanlarda nefesin de açılacağı, rahatlayacağı söylüyoruz. Ama hiçbir nefes alma şikayeti olmayan sadece kozmetik anlamda da ameliyat olan hastalarımız mevcut. Biz çok teşekkür ediyoruz bu değerli Doğru. bilgiler için. Rica ederim. Ben teşekkür Değil ederim davetiniz ederim. için. Çok sağ olun, çok teşekkür Evet sırada bir sağlık haberimiz var. Hep birlikte izliyoruz. Ağzınızda eksik diş kalmasın. Dinamik navigasyonlu implant tedavisi sayesinde dakikalar içerisinde konfor ve güvenle yepyeni dişlerinize kavuşabilirsiniz. Evet, yanlış duymuyorsunuz. İmplant tedavisinde iyileşme sürecini kısaltan, acısız ve kesisiz tedavi dinamik navigasyonla mümkün. Yeni nesil yöntemin tüm detaylarını diş hekimi Tunç Berge ile konuştuk. Dinamik navigasyonlu implant tedavisi nedir dersek bize nasıl tanımlarsınız? aslında dijital diş hekimliğinin implantoloji konusuna geldiği son nokta. Diş etinde herhangi bir kesi yapmadan, kanama olmadan, dikiş atmadan çok kısa bir süre içerisinde en güvenli, en doğru şekilde implantı yerleştirebildiğimiz bir metottur. Hasta açısından sağladığı konforu biraz daha detaylandırır mısınız? Aslında e, gerçekten korku olayını tamamen elimine ettiğimiz e, bir yöntem, e, son gelişmiş bir e, teknoloji. E, hastadan alınmış olan tomografi üzerinde e, bu e, sistemin içerisinde önceden implantları en güvenli yöntemle kemiğin en uygun yerlerini bularak ve tespit ederek e, biz yerleştiriyoruz. Bu cihaza yüklüyoruz, daha sonra cihazda e, yerleştirmiş olduğumuz implantları cihazın bizi aynı araçlardaki navigasyon cihazı gibi yönlendirmesini bekliyoruz. Bunun için bazı ufak aparaylar var. Bunları ağza yerleştiriyoruz ve özel bir ışık kaynağı altında, kameralar altında bunların birbirleriyle koordinasyonları yapılıyor. Setup'ı yerleştiriliyor ve çok kısa bir süre içerisinde, 10-15 dakikalık bir süre içerisinde bizim hazır daha önceden yüklediğimiz datalara uygun cihazın yönlendirdiği implantı hastaya yerleştiriyoruz. Bu sistemin en önemli avantajı o seans hiç vakit kaybetmeden çok kısa bir sürede tüm işlemlerinizi yaptırabilmeniz herhangi bir kesi ve kanama olmadığı için postoperatif ağrı ya da şiş gibi bir ödeminiz şikayetiniz olmadan konforlu bir şekilde implantımıza sahip olabilmek. Tabi buna sahip olurken de en güvenli yöntemden, çünkü her şey tomografi altında gözle görülerek, incelemeleri ve ölçümleri yapılarak en ideal koşullarda kemiğe yerleştirilmiş oluyor. Bu da ayrı bir güven sağlıyor. Evet, programımızın sonuna geldik ama ben sana merak ettiğim bir konuyu sormak istiyorum. Obeste tedavisinde psikolojik destek de çok önemli. Sen bu konuda neler yapıyorsun? Evet. E, sağlıklı bir birey e, normal koşullar altında yeterince yemek yediği zaman doyar. Ancak eğer eksikliğini veya açlığını hissettiği bir duygunun yerine yemek koyuyorsa o zaman bir problem var demektir. Çünkü aç da olsa yer, tok da olsa yer. Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman yani kişinin kendi kendisine yeme bozukluklarıyla başa çıkamadığı zaman e, tıbbi hipnoz uygulamasından yardım alıyoruz. E, böylece Kişinin değiştirmeyi istediği davranış alışkanlıklarını değiştirebilmesine yardımcı olabiliyoruz. Ee, ne yapar e, tıbbi hipnoz? E, daha az yiyerek daha çok doymasını sağlar. Egzersiz yaparken keyif almasını sağlar. Zihin kontrolünü eline geçirmesini sağlar. Böylece kişinin zihnini yemekten alakoyup istediği duruma kanalize etmesini sağlar. Ayrıca tokluk ölçeğinin ayarlamasını öğretir. Yani yeterince yediği zaman doygunluk hissinin algılanmasını sağlar. E ayrıca tıbbi hipnozu zayıflamanın yanı sıra e, stres gidermek için, konsantrasyonu yükseltmek için ya da sigara bırakma tedavilerinde de uyguluyorum. İyi eğitimli ve zeki bireyler tıbbi hipnoza istedikleri takdirde çok daha kolay şekilde girebiliyorlar. Yani erol sana hipnoz yapabilirim. Ama <laughs> ilk fırsatta gelip sana hipnoz yaptıracağım. Ben de bu aralar biraz eee Evet. <laughs> evet. Ee, Türkiye'de tıbbi hipnoz yapma yetkisini Sağlık Bakanlığı sadece doktorlara, psikologlara ve diş hekimlerine veriyor. Bunu da belirtmek isterim. Evet. Bu arada benim de merak ettiğim bir soru var. Mide balonu ile mide botoksu arasındaki farkı bize anlatır mısın? Biz morbid obezitede her zaman altın standart cerrahi ama morbid obez olup cerrahi istemeyen, cerrahi olmasına ciddi tıbbi engel olan veya overweight dediğimiz morbid obez olmayan hastalarda yardımcı iki tedavi yöntemini uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi mide botoksu, diğeri de mide balonu. Bu ikisi arasındaki farkı iyi belirlemek lazım. Birincisi ikisi de non-surgical yöntem, cerrahi dışı yöntem. İkisi de endoskopik olarak yapılıyor. Balon portakal büyüklüğünde içi su dolu bir protezi endoskopik yolla mideye yerleştiriyoruz. 6 ila 8 ay kalanı bir de 1 yıl kalanı var. Amaç midede hacim ve yer kaplamak. Bu süre zarfında hasta çabuk yiyor ee, ama çok da kolay doyuyor. Çok daha az miktarda gıda onu tok tutuyor. Ama balonda ilk hafta ve ilk ay bulantı ve kusmalar olabiliyor. Ee, bu nedenle hastalar... E, e, acile gidip serum taktırmak zorunda kalabiliyor. Ama bu süreci tedaviyle atlatan çoğu hastada balon başarılı bir yöntem. Botoks balona göre daha e, masum bir yöntem. Botoks'ta da gene endoskopla giriyoruz. İştah merkezini buluyoruz. O bölgeye botoks uyguluyoruz. Ortalama 4 ila 5 ay hastanın iştahını kapatıyoruz. Ama non-surgical yöntemlerde, cerrahi dışı tüm yöntemlerde başarı %70 ila %75 arasında değişiyor. Tabi cerrahide bu oran %99'a kadar çıkıyor. Obesteye çözüm aramak zorundayız. Çünkü dünyada ölümlerin en büyük nedeni. Evet. Ee, Birçok epidemik salgından daha fazla ölüme neden oluyor. Problem obesteye bağlı olarak geliyor size de bize de. O noktada elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Teşekkürler Erol. Ben teşekkür ederim Yasemin. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. İyi pazarlar efendim.